Set 181'in çözümüyle karşısındayız sevgili arkadaşlar. Denklemi x değişkenine bağlı birinci dereceden bir bilinmeyeni bir denklem dönüşüyor. Arkadaşlar birinci dereceden denklem olduğuna göre burada x'in üzerinde 2 var. Bunun olmaması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bunun olmaması gerektiği için arkadaşlar burada burada a yerine 5 vererek bunu sıfırlayacağız ve bunu götüreceğiz. a b, ise burası ne oldu arkadaşlar? 8x oldu. a b, ise 25 eksi birden burası 24 oldu. Pardon artı 24 oldu gördüğünüz üzere. O zaman bu sıfır eşitmiş. O zaman 8x eşittir eksi 24'e. x de buradan eksi 3'e eşitmiş. Hemen çat diye cevabımızı bulabildik. Şimdi geliyoruz buraya. İfadesi birinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklem olduğuna göre diyor. Şimdi arkadaşlar birinci dereceden ve bir bilinmeyenli ise peki ikinci dereceden bir şey olmayacak. A'mız burada 3 olacak. Peki birinci dereceden olması için burada B'nin ne gelmesi gerekiyor? Eksi 3 gelmesi gerekiyor ki B'nin sevgili arkadaşlar. Buranın X'in üzeri birinci dereceden olsun. A artı B ne diyor? Biri 3, biri eksi 3 topladığımız zaman sonucumuz arkadaşlar burada 0 geliyor. Hemen gelelim buraya. X gerçek sayı olmak üzere. Böyle yazılırsa böyle, şöyle yazılırsa şöyle. Böyle yazılsa böyle falan filan diye vermiş. Şimdi bu ne? Bu e, içerideki çarpı x kare. Yani i̇çerideki sayı ne? a eksi 3 çarpı x kare. Şu ifade. a eksi 3 çarpı x kare. Denklem x değişkenine bağlı birinci dereceden bir denklemdir diyor. Eşittir. Burada da direkt bununla x'i çarpacağız. Yani bu da ne olacak arkadaşlar? E, a artı 1 ile Şöyle a artı 1 ile x'i çarpacağım. Bir de artı a kare eksi 1 varmış. Şimdi bir kere x değişkenine bağlı birinci dereceden bir bilim yani bir denklenmiş ya. Birinci dereceden olduğu için arkadaşlar ikinci dereceden bir denklem olmayacak burada. Yani şu a'mız 3 olacak ki ikinci dereceden gitsin. a'mız 3 ise burası ne oldu arkadaşlar şurası? 4x oldu. E a'mız 3 ise burası 9 eksi 1 artı 8 oldu. Eşittir 0. 8'i karşıya at. O zaman 4x eşittir. Eksi 8. x buradan ne oldu? Eksi 2 oldu. x'imiz eksi 2 oluyor. Buradaki ifadede bu şekilde bulmuş oluyoruz. Bir sonraki setin çözümüyle karşınızdayız.